1953 yılında Mahmut Baş Yazıcıoğlu bir aile şirketi kurarak geleneksel Kayseri pastırması üretimine başladı. Zaman içinde gelişen arz ve talep doğrultusunda üretim yelpazesini genişleten Baş Yazıcıoğlu et mamulleri ev tipi sucuk üretimine başladı. Uzun yıllar küçük bir işletme içerisinde kendi teknik olanaklarıyla pastırma ve sucuk imalinde kademeli olarak aşama kaydeden firma, kombine olabilmek için modern bir fabrika kurma ihtiyacı duydu. ...1983 yılında et kombinası hüviyetini alan Baş Yazıcıoğlu firması, ürün yelpazesini daha da genişleterek salam, sosis, kavurma, füme dil ve jambon gibi et mamullerinin üretimine de başladı. 1980 yılında Mahmut Baş Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra şirketin yönetimini Ali ve Ömer Baş Yazıcıoğlu devralarak firmanın daha da gelişmesi için çalışmalarına hız vermiştir. ...1953 yılı da merhum Mahmut Baş Yazıcıoğlu tarafından kurulmuş. Tamamen doğal yöntemlerle pastırma üretimine başlanmış Kayseri'de. Daha sonra talep üzerine sucuk üretimine de geçirmiş. Ama çok doğal yöntemlerle ve geleneksel adetlere göre. Daha sonrasında 1980 yılında Mahmut Baş Yazıcıoğlu'nun vefatı üzerine Ali ve Ömer Baş Yazıcıoğlu yönetime geldi ve büyük bir atılım süreci başladı. Bu atılım süreci sonunda üretim kapasitesi ve üretim kalitesi iyileştirildi. Firma olarak kalite ve markalaşma denince ne ifade ediyor bu iki kavram? Kalite ve marka deyince biz zaten en yüksek kalitede ürün üretmeyi öncelikli olarak kendimize hedef seçtik. Kullandığımız teknoloji de şu an AB şartlarında en yüksek teknolojiye sahibiz. Baş Yazıcıoğlu modern tesislerinde başta pastırma ve sucuk olmak üzere salam, sosis, kavurma, vakumlu dil füme, jöle işkembe, tavuk ve dana jambon, çemen ürün gruplarındaki hijyenik ve sağlıklı Türk damak tadına uygun ürünler üretmektedir. Baş Yazıcı başta pastırma ve sucuk olarak algılanıyor. Gerçekten de öyle çünkü ilk başlangıcı pastırmadır. Ama daha sonrası bu yapılan yatırımlardan sonra farklı ürünlere de geçildi. Sosis, salam, kavurma, işkembe, jöle işkembe diye geçiyor. Füme dil, jambon gibi çok farklı ürünleri de artık pazara sunmaya başladık. Çünkü zaten tüketici sizi bu yola itekliyor artık. Biz de sürekli pazar araştırması yaptığımız için her geçen gün tüketicinin arzu ettiği yönde farklı ürünleri de onlara en kısa yoldan sunuyoruz. Sürdürülen politikalar neticesinde Türkiye'nin en iyi firmaları sıralamasında kendine önemli bir yer edinen Baş Yazıcıoğlu, sağlıklı üretimi ve insanların damak tatlarına verdiği önem neticesinde günümüz Türkiye'si sınırlarını da aşarak Kayseri'den tüm dünyaya açılan bir firma haline gelmiştir. Baş Yazıcı başlı başına bir marka zaten. Bildiğiniz gibi et sektörünün en başında gelen markalardan birisi. Tüketicinin de güveni sonsuzdur. Yalnız sahip olduğumuz belgeleri de izin verirseniz söylemek isterim. 9001 kalite yönetim belgesi, ISO 22000 gıda güvenliği sistemi, 18001 iş sağlığı sistemi ve 14001 çevre yönetim sistemi belgelerine sahibiz. Sanırım bunlar ürettiğimiz ürünün kalitesini açıkça ortaya koyuyordur zaten. Uluslararası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ve her geçen gün, çünkü bunlar çok çabuk değişim
geçiriyor. Hepsine ayak uyduruyoruz. Çok büyük yatırım yaptığımız bir makine parkurumuz vardır. Dolayısıyla bu hem üretimimizi artırdı hem kalitemizi artırdı. Amacımız insan sağlığını zaten önde tutmaktır. Başyazıcıoğlu halen büyümesine devam etmekte ve de üretiminde göstermiş olduğu titizlik ve çaba sayesinde et mamullerinde rakipleri arasında öncelikli yer edinmiştir. Bu sektörde bulunanlar içerisinde tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıyor. Ayrıca kendi besi hayvanlarımızı, besi çiftliklerimizi de kendimiz üretiyoruz. Dolayısıyla bu lezzette bile fark yaratıyor. Pastırmaların uygun ortamda kurutulması ve sunulması, çok fazla kimyasal, kimyevi ürünler içermemesi, ne kastediyoruz sanırım. Yani geleneksellik dediğimiz zaman daha çok dünden bugüne doğal ortamlarda nasıl üretim gerçekleştiriliyorsa siz teknolojik gelişmelerle bunu birleştirdiniz, başyazıcıyı ortaya çıkardınız. Evet, zaten Türk halkının damak zevkine hitap ediyor. Baharat oranlarıyla ve etinin cinsiyle. Başyazıcıoğlu bugün kısa ve orta vadeli yatırımlarla öncelikle üretim kalitesini ve üretim hızını arttırıcı yatırımlara ağırlık vermektedir. Bu amaçla da teknolojiyi yakından takip eden Başyazıcıoğlu son teknoloji makine parkına ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerini eklemektedir. Araç sistemleriyle ilgili de biraz izleyicilerimiz bilgilensinler istiyoruz. Araç pilonundan ve kullanılan teknolojiden biraz söz edelim. Araç pilomuz haliyle çok geniş, takdir edersiniz ki. Ve bunların hepsinde frigoferik sistemi var. Çünkü et çok çabuk bozulabilen bir ürün. Dolayısıyla korumalı gitmesi gerekiyor. Ürünümüzün satıldığı her noktada varız. Yani rahatlıkla her tarafa varız. Her tarafa ulaşıyoruz zaten. Türkiye genelinde geniş bir bayağımız var. İstiyoruz ki tüketicilerimiz bizi istediği her an ve her noktada ulaşabilsin. Bu amaçla her şehirde varız. Bunun yanı sıra Real Metro, Adese ve Diyasa gibi ulusal marketlerin standlarında da yer alıyor. Başyazıcı olarak bundan sonra hedefleriniz nelerdir? Biraz hedeflerinizden söz eder misiniz? Evet, yalnız öncelikle belirtmek istediğim bir şey var. Başyazıcı markası her yıl Türkiye'de bu sektörde, et sektöründe tüketiciyle dost altın kalite ödülünü almakta. 2010 senesinde de altın marka ve altın adam ödülüne layık görüldü. Bu da üretimdeki kaliteden ve hijyenden kaynaklanan verilen bir ödüldür. Bunu da bilinsin istiyorum. Hedefleriniz neler bundan sonra? Sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamak zorundayız. Markamızın bilinirliğini, imajını korumak zorundayız. Bunun için de her ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Yapılan çalışmaların devamını kalite ve de yüksek teknoloji ile takip eden firma böylece her geçen gün temellerini sağlamlaştırmakta ve yarım asırlık tecrübesini günün birikimiyle birleştirmektedir. Kısacası Başyazıcıoğlu halen büyümesine devam etmekte ve de üretiminde göstermiş olduğu titizlik ve çaba sayesinde et mamullerinde rakipleri arasında öncelikli yer edinmiştir.